diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 15 sıra sayılı çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifindeki 15. maddede yer alan madde metninden ibaresinin maddeden şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mehmet Metanet Çulaoğlu, Adana Milletvekili, Şenol Bal, Ankara Milletvekili, Metin Ergün, Muğla Milletvekili, Aylin Cesur, Isparta Milletvekili, Dursun Ataş, Kayseri Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde Ankara Milletvekili Şenol Bal. Buyurun Sayın Bal. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan yasa teklifinin 15. maddesine vermiş olduğumuz önerge, değişiklik önergesi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. İktidar partimizin değerli milletvekilleri, sizlere seslenmek istiyorum. Bir kez olsun anayasayı çiğnemeden yasa çıkarın. Bir kez olsun torba olmayan bir kanun teklifini genel kurula getirin. Önümüze getirilen her kanun teklifinin en az bir maddesinde anayasaya aykırı bir düzenlemeyle karşı karşıya geliyoruz. Bu teklifte de bir maddeyle anayasa delinmiştir. Arkadaşlar, teklifin 13. maddesi anayasamıza aykırıdır. Birçok konuşmacı dile getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapıların denetiminin hizmet alımı yöntemiyle danışmanlık firmalarına yaptırılmasının önü açılıyor. Buradaki amaç nedir? Denetim görevi kamu görevi değil midir? Devlette bu görevi yapan uzmanlaşmış memur kalmamış mıdır? Anayasanın 128. maddesi açık değil midir? Memurlarımıza güveniniz mi yok, yoksa devlette görevi yapacak uzman mı bırakmadınız? Değerli milletvekilleri, çok önemli gördüğüm bir husus ise göllerimiz üzerinde enerji üretim santralleri kurulmasına izin veren düzenlemedir. Sormak istiyorum bu teklifi getiren arkadaşlara, yabancı yatırımcılar mı istedi? Çünkü daha önce denizleri yabancı yatırımcılara açmıştınız ama kanunda olmadığı için yabancı firmalar sizden bunu mu istedi? Bir de şunu sormak istiyorum. Üretilen elektriğe döviz garantisi verdiniz mi? Güzel ülkemizde her yıl başka bir göl kurumuyor mu? Gerçi insan sağlığına bile saygı duyulmayan bir sistemde doğaya, doğal yaşama, hayvanlara, bitki türlerine saygı duyulmasını beklemek de ne kadar doğrudur bilemiyorum. Değerli milletvekilleri, çevre bilinci dediğimiz kavram sonradan oluşabilecek, zorla kazandırılabilecek bir olgu değildir. Küçük yaşlardan itibaren eğitim yoluyla verilmesi gerekiyor. Bu eğitimin en önemli saç ayağı ise biyoloji dersleridir. Peki eğitim sistemimizde biyolojiye ne kadar önem veriliyor biliyor musunuz? Neredeyse hiç. Biliyorsunuz 2016 yılında yine müfredat değişti. 9. ve 10. sınıflarda biyoloji dersleri haftada 4 saatten 2 saate düşürüldü. Bunun sonucunda derslerin içeriği değiştirildi, konuların içi boşaltıldı. Öğretmen atamalarına baktığımızda durum daha da vahim. 2016 yılında 15 bin biyoloji öğretmeni sınava girmiş, geçen sene açılan kontenjan 68, bu sene 70. Yani her vilayete bir biyoloji öğretmeni düşmüyor. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz binlerce proje ÇED'den muaf tutuluyor. ÇED'den muaf tutulmayanlar ÇED gerekli değildir raporu alıyor. Finike'de en son mermer ocağı örneği ortada. Üçüncü havalimanı konusunda bile
dikkatli davranmadınız. Projenin inşaat ihalesi ÇED olumlu raporu alınmadan 2013 tarihinde sonuçlandırıldı. Evet değerli milletvekilleri, AK Parti'nin yanlış politikaları, imar, rant ve zevksiz yapılanmaları sonucunda büyük şehirlerimiz yaşanmayacak bir hale geldi. Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın birdenbire başına saksı düştü ve dedi ki ben dikey mimariden yana değilim. Ben yatay mimariden yanayım. İnsan topraktan uzak değil, toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Böyle düşünüyorum. İstanbul'a ihanet ettik dedi. Ya bugün baktığımızda İstanbul'da 45 metreyi aşan en az 1000 yapı AKP iktidarı döneminde yapılmış. Tamamlayalım lütfen. Sayın Başkan. Evet. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı derken İstanbul gökdelen şehri olmuş. Silüeti bozulmuş, yeşil alan kaybolmuş, artık millet bahçeleri yapacaksınız. Güzel İstanbul nefes bile alamıyor artık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çevre bilinciniz yok. Doğa derdiniz yok. İnsana saygınız yok. Hayvana saygınız yok. Gelecek kaygınız yok. Varsa yoksa rant var, AVM var, gökdelen var. Tarih sizleri çevre dostu değil, çevresi geniş, çevresi müteahhit ve ranta kucak açmış bir yönetim olarak yazacak. Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 15. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 15. madde kabul edilmiştir.